Atalay. Ayrıca eski milletvekili ve Kozan Belediye Başkanı Sayın Musa Öztürk. İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı Sayın Cihan Özkan. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. İYİ Parti'nin Kozan İlçe Başkanımız Sayın Veysel Sırkıntı'yı konuşmaları için sahneye bekliyoruz. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Milletvekillerim, bir dönem Emniyet Müdürlüğü yapmış, Milletvekilliği yapmış, Belediye Başkanlığı yapmış Sayın Musa Öztürk Başkanım. Ben de demek istiyorum. Adı unutuldu. İmamoğlu İlçe Başkanım, basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli misafirler. İYİ Parti'mizin vermiş olduğu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi ben kısa keseceğim ama birkaç kelime etmek istiyorum. Biz bu partiyi kurarken 65 kişiyle bu partiyi kurduk. Kozan İlçe Teşkilatı'nı kurduk. Şimdi bakıyorum ki Allah'ın bugününe şükürler olsun, salonlara sığmıyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma, bu partiye gönül vermiş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu, vekillerimizin yolunu, başta genel başkanımız olmak üzere, Meral Akşener olmak üzere hepimizin yolunu açık eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben konuşmalarını yapmak üzere Sayın İl Başkanım bir büyük gösterici davet ediyorum efendim. Buyur. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, milletvekili adaylarım, ilçe başkanlarım. Hepiniz İftar yemeğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli arkadaşlarım, gerçekten İYİ Parti olarak yoğun bir mücadeleden geldik. Bizim bir hikayemiz var. İnancımız, cesaretimiz, çektiğimiz sıkıntılar var, istişareler var. Kolay gelmedik biz buralara. İlk önce genel başkanlık yarışmasında Sayın Meral Akşener hareketinde bildiğiniz gibi çoğunuz biliyorsunuz bölge sorumlusu olarak mücadele ettim. Biz o zaman Sayın Genel Başkanımız tehdit, hakaret ve o kadar sıkıntıya rağmen dik durdu ve bu İYİ Parti'yi kurdu. İYİ Parti hepimiz biliyoruz ki Sayın Meral Akşener olmasa kurulmazdı. Türkiye'de bu cesaretli ve gerçekten özverili kadın Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e buradan bir daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu değişimin anahtarını o oluşturdu. Eğer İYİ Parti kurulmasaydı bu memleketin hali nasıl değişirdi? İşte bu değişimi sağlayan stratejik dehasıyla da İstanbul ve Ankara'yı Millet İttifakı'na kazandıran Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. İlk defa CHP'ye giderek Millet İttifakı olalım, bu değişmez denilen Cumhurbaşkanlığı değiştirmek için büyük şehirleri, İstanbul'u, Ankara'yı değiştirelim dedi. İlk teklif Sayın Genel Başkan'dan gitti, akabinde görüştüler ve kabul ettiler. Ve ne oldu? Millet İttifakı'nı kurduk. Hani o değişmez denilen İstanbul'u, değişmez denilen Ankara'yı değiştirdik. İşte sıra değişmez denilen Sayın Cumhurbaşkanı'na. Değiştireceğiz arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarım, şimdi yeni bir seçime giriyoruz. Bu seçimde gerçekten
bizler için, ben ülkücüyüm. Ve ülkücülerin iktidarı için bu yola ve bu harekete çıktım. Bu memleketin ülkücüler de yönetmelidir diye çıktım. Bu harekete ülkücülüğümle benim şereflenmeme sebep olan başmuhafazam Türkeş'tir. O olmasa ülkücülük yoktu. İşte o başbuğumuza çok borçlu olduğumuz bu şerefimizi, onun kızı hanımefendi Ay Yüce Türkeş bizim adayımız. Bizim ona sahip çıkacağız. Emanetimize sahip çıkacağız. Emanetimiz. Siyasi hayatta ilk defa meclise taşıyan siz Kozan halkı, beni de ilk defa meclise siz taşıyacaksınız. İnşallah beraber bu başkanımın belirttiği gibi bu ucube sistemi değiştirip Türkiye'nin hak ettiği müreffeh seviyeye gelmesinde çalışacağız, katkıda bulunacağız. Ama sizin ettiğiniz katkınız, biraz yaklaştırır mısınız? Oylarınız çok önemli. Yakın tutun, yakın. Bizim için. Ben de çok teşekkür ediyorum bana göstermiş olduğunuz ilgiye. Ayağınıza sağlık diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden herkesin bayramı da mübarek olsun. İnşallah 14 Mayıs'ta daha büyük bir bayram olsun diyorum. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz tekrardan. Ayaklarınıza sağlık.